Merhaba arkadaşlar. Bugün kimyasal denge konusunda dengeyi etkileyen faktörlerde üçüncü başlığımız olan sıcaklığı işleyeceğiz. 11. ve 12. sınıf konusu bunlar. Sıcaklığın dengeye etkisi. Derişim, basınç, hacim dengenin yönünü değiştiriyordu arkadaşlar. Kp'yi ve Kc'yi değiştirmiyordu. Fakat sıcaklık Kc'yi ve Kp'yi değiştirecek. Şimdi sıcaklık dediğim zaman endotermik tepkimeler ve egzotermik tepkimelerden bahsetmiştik. Endotermik tepkime ısınarak gerçekleşen, egzotermik de ısı vererek gerçekleşen tepkimelerdir. Bu tepkimemize bakacak olursak N2O4 gaz fazında ısıyı almış, yani endotermik 2 mol de NO2 oluşmuş. Sabit hacimde sıcaklık artırıldığında. Şimdi gençler, ben burada ısıyı arttırdım. Burada bir fazlalık var. Fazlalığı azaltmak için demek ki bir yönünde ilerleyecek, yani ürünlere kayacak diyorum. Denge bir yönünde ilerlediğinden. Şimdi bu tarafa ilerledi. Burada N2O4 daha fazla tepkimeye girecek, molü azalacak. Burada NO2 mol sayısı artacak diyorum. O yüzden NO2 mol sayısı arttı ve N2O4 azaldı. Mol sayısı ile molar derişim arasındaki farka bakalım bir de. Aynı şekilde mol sayısındaki gibi NO2'nin molar derişimi arttı. Çünkü sabit hacimde gerçekleşiyor. Mol sayısıyla doğru orantılı şekilde gerçekleşecek o zaman. NO2'nin de mol derişimi arttı. N2O4'ün molar derişimi de azaldı diyoruz. Şimdi Kc'sine bakacak olursak, tepkimenin Kc'si gençler NO2'nin karesi bölü N2O4 dedik. Yani buradaki gibi. Denge ifadesine göre Kc'nin sayısal değeri arttı. Çünkü ben sıcaklığı arttırdım. Hem ileri hem de geri tepkimenin hızı artıyor. Ancak ileri tepkimenin hızı daha çok arttığından denge bir yönüne kayıyor diyoruz. Yani denge bir yönüne kaydı, ürünlere kaydı şeklinde yorum yapıyoruz. Ki büyüktür Kg diyoruz. Yani ileri tepkimenin hızı geri tepkimenin hızından burada daha fazla oldu. Kaptaki toplam molekül sayında artar şeklinde yorum yapıyoruz. Derişim zaman grafiğine bakacak olursak. Şimdi başlangıçta hepsinin belirli bir derişimi vardı. N2O4 derişiminin azaldığını söyledik. NO2'nin de arttığını söyledik. Ama bu artma ve azalmayı başındaki katsayılarla doğru orantılı şekilde yapabiliriz. Şimdi 1 mol N2O4 varken 2 mol NO2 vardı. O zaman NO2 2 mol artarken, yani 2x kadar artarken N2O4 x kadar azalacak. Yani buradaki gibi. N2O4'ü x kadar azalttım. NO2'yi de 2x kadar artırdık. Şimdi gelelim egzotermik tepkimelere. Tepkimeme baktığım zaman H2 gaz artı I2 gaz denge tepkimesi 2 mol H2 ve ısı açığa çıkmış. Sabit hacimde sıcaklık artırıldığında. Bakın, egzotermik tepkimede, endotermik tepkimede olsa ikisinde de sıcaklığı artırdım ben. Şimdi egzotermik tepkimelerde ısıyı arttırdım. Burada fazlalık olduğu için o zaman tepkime iki yönünde, yani girenlere kaydı diyorum. H2 ve I2'nin mol sayısı. Burada H2 tepkimeye girdi. O zaman burada bir artma olacak. O yüzden H2 ve I2'nin mol sayısı artarken H2'nin mol sayısı azalır şeklinde söylüyoruz. Yine mol sayısı ile molar derişim doğru orantılı, çünkü hacmim sabit. H2 ve I2'nin molar derişimi arttı. H2'nin molar derişimi azaldı diyorum. Bu tepkimeye göre Kc yazmak istersem H2'nin karesi bölü H2 çarpı I2 şeklinde yazıyorum. Ve Kc'nin sayısal değeri burada azalır diyoruz. Çünkü egzotermik bir tepkime arkadaşlar. Neden? H2'nin molar derişimi azaldı. Denge iki yönünde kaydı. Çünkü buranın değeri azaldıysa Kc'min değeri de azalacak diyorum. Şimdi hem ileri hem de geri tepkime hızları artar sıcaklığı arttırdığım için. Ancak geri tepkimin hızı daha çok arttığından iki yönünde ilerler diyor. Şimdi girenlere kaydı. İki yönünde kaydığı için geri tepkimimin hızı daha çok arttı. Yani Kg büyüktür Ki şeklinde söyleyebilirim. Bunun derişim zaman grafiğine bakacak olursam, şimdi hepsinin başlangıçta belirli bir derişimleri vardı. H2'nin molar derişimi ve I2'nin molar derişimi arttı. Birer mol olduğu için x kadar artırdım ben bunu. H2 da azaldı. 2 mol olduğu için 2x kadar azalttık.
Şimdi gelelim katalizörün denge etkisine. Arkadaşlar katalizör dengenin yönünü etkilemiyor. Katalizör sadece benim tepkimemin hızıyla alakalı. Bir tepkimenin hem ileri hem de geri aktifleşme enerjilerini aynı oranda düşürüyor. Yani aktifleşme enerjilerini düşürüp tepkimeyi hızlandırıyor. Yani K ileri bölü K geri oranı değişmeyeceğinden katalizör KC'yi değiştirmez diyoruz. KC'yi sadece sıcaklık etkiliyor şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi özet olarak katalizör kullanılırsa bir denge tepkimesinde ileri ve geri tepkimenin hızı artacak. İleri ve geri tepkimenin hız sabiti değeri artacak. KC'yi değiştirmeyecek. Sadece sıcaklık değiştirdiğini söyledik. Denge yönü değişmeyecek. Dengeye gelinme süresi kısalacak sadece ve denge derişimleri değişmeyecek. Şimdi LYS 2014 sorusuna bakacak olursak, dengedeki bir kimyasal tepkime de diyor, etkilerinden hangileri kimyasal dengeye etki edebilir? Şimdi sıcaklık kimyasal dengeye etki edebiliyordu. Basınç aynı şekilde etki edebiliyordu. Tepkimeye girenlerin ve ürünlerin derişimleri etki edebiliyordu. Ama katalizör dengenin yönünü etkilemiyor. Yani dengeyi etki ediyor derken yönünden bahsediyor. Katalizör sadece tepkimemi hızlandırıyordu. O yüzden 1, 2, 3 şeklinde ben bunları söyleyebilirim. Şimdi gelelim LYS 2016 sorusuna. I2 gaz fazında denge tepkimesi 2 mol iyot oluşmuş. Tepkimesinin 1000 derecedeki denge sabiti KC'si 1.2 çarpı 10 üzeri eksi 2 olduğuna göre dengede 1 mol I2 ve 0.24 iyot bulunması için tepkimenin yer aldığı kabın hacmi kaç litre olmalıdır diyor. Zaten bana dengede ne kadar olduğunu söylüyor. Ben elimdeki verilere göre KC'yi hesaplayabilirim. İyotun karesi bölü I2 diyorum. 1.2 çarpı 10 üzeri eksi 2 eşit diyorum. Hacim sorduğu için molarite eşittir. M bölü V formülünden yapıyorum. 0.24 bölü V'nin karesi bölü 1 bölü V diyoruz. Şimdi bunu 24 çarpı 10 üzeri eksi 2 şeklinde yazabilirim. Kare dediği için ben bunu 2 tane yazdım. 1 bölü V'ye oranlayıp 1.2 çarpı 10 üzeri eksi 2'ye eşitlediğiniz zaman hacim 4.8 litre geliyor arkadaşlar.